Mutfağımdan ve YouTube kanalımdan herkese selam ve sevgiler. Eğer ekmek arası atıştırmalık lezzetleri seviyorsanız size muhteşem bir sandviç tarifim var bugün. Tarifimde iki parça et kullandım. Antrikot, bonfile, tavuk göğsü ya da hindi fileto da kullanabilirsiniz. Bütün etlerle muhteşem olur. E, eti iki havlu peçete arasına aldıktan sonra suyunu güzelce e, çekiyorum. Kuru bir vaziyete getiriyorum. bu şekilde eti hazırladıktan sonra her iki yüzüne bolca zeytinyağı sürüyorum. Dilerseniz sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Ve tatlandırmak adına birazcık da tuz serptim. Hazırladığım etleri airfry'a ye yerleştiriyorum. İsterseniz fırında ya da döküm tavada ızgara olarak da pişirebilirsiniz. Ben zamandan tasarruf edebilmek için airfry kullanacağım. Bir baş sarımsağı birazcık kestikten sonra bir yağlı kağıt içerisine yerleştiriyorum. Üzerine biraz kekik, tuz ya da sevdiğiniz baharatları da ekleyerek hazır hale getirebilirsiniz. Yağlı kağıdı güzelce kapatıp tekrar airfryer'ın içerisine yerleştiriyorum ve hepsini bir arada pişmeye bırakıyorum. Et ve sarımsak pişerken ben de patatesi hazırlıyorum. 2 adet orta boy patates kullandım. İnce bir halka şeklinde doğradıktan sonra kibrit çöpü kalınlığında kesiyorum. Bu şekilde patatesleri hazırladım. İsterseniz bol yağda ya da air fry'da da kızartabilirsiniz. Şimdi geçiyorum sandviçin sosunu hazırlamaya. Bunun için bir dolu yemek kaşığı tereyağı ve bir dolu yemek kaşığı unu unun çiğ kokusu gidip kavrulmuş bir hale gelene kadar soteliyorum. Bu şekilde biraz pembeleştikten sonra bir su bardağı soğuk süt ilave ediyorum. Bu aşamalarda karıştırmaya özen gösterelim. Topaklanma olmasın. Kıvam aldıktan sonra tuzunu ve baharatını ekleyeceğim. Damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben yarım çay kaşığı kadar tuz ve birazcık da karabiber ekledim. Tuzunu baharatını ekleyip karıştırdıktan sonra 4 dilim çedar peyniri yani burger peyniri ilave ediyorum. İstediğiniz oranda ekleyebilirsiniz. Çedar peyniri Eriyene kadar sosla bütünleşene kadar karıştırmaya devam ediyorum. Evet sosla bütünleşti ve akıcı bir kıvama geldi. Sizlere tavsiyem sosu en son aşamada yapmanız. Çünkü bekledikçe pate gibi bir kıvam olacaktır. Ve et de kurumadan gayet sulu sulu güzel bir şekilde pişmiş oldu. Şimdi bütün malzemeleri birleştirme aşamasına geçiyorum. Pişmiş olan etleri de gördüğünüz şekilde incecik doğruyorum. Yine pişen sarımsaklarımı da gördüğünüz şekilde kabuklarından ayırıp bir bıçak yardımıyla ezerek püre haline getiriyorum. 1 adet baget ekmeği tam ortadan ikiye kesiyorum. Sandviç ekmeği olur, normal ekmek olur. Elinizde hangisi varsa onu kullanabilirsiniz. Hazırladığım sosu sıcaklığını kaybetmeden ekmeğin her iki iç yüzüne bolca sürüyorum. Kesmiş olduğum eti yerleştirdim. Ve etin üzerine de pişmiş sarımsaklarımı ekleyeceğim. İsterseniz sarımsakları sosla karıştırarak da kullanabilirsiniz ama ben etle çok daha güzel bir uyum olduğunu düşündüğüm için bu şekilde hazırladım. Üzerine kızarmış patatesleri ve bence bir sandviçte olmazsa olmaz bolca yeşilliği yerleştiriyorum. Roka kullandım. Dileyenler tere, maydanoz da kullanabilir. Bu tarifi sandviç olarak hazırlamadan da e, kullanabilirsiniz. Özellikle susu bir servis tabağına alıp üzerine eti yerleştirip de e, ikram edebilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli. Umarım sizler de denersiniz ve beğenirsiniz. Deneyenlere de şimdiden afiyetler olsun. Kanalımda buna benzer pek çok sayıda et, köfte, tavuk yemekleri ve sandviç tarifleri de mevcut. Onlardan da faydalanabilirsiniz. Yeni videolarımdan ve tariflerimden haberdar olabilmek için de beni takip edebilir ve bildirim zilini açık tutabilirsiniz. İnşallah daha güzel ve farklı tariflerle yeniden görüşmek üzere sağlıcakla kalın.